gündemimizdeki meseleleri hakkaniyetli bir şekilde çözüme kavuştururuz ya da Türkiye Avrupa'nın sorunlarının önünde bir set olmaktan çıkar, sizi dertlerinizle baş başa bırakırız. Karşımıza Ermenileri sürmeyin, terör örgütlerini sürmeyin. Doğduğum büyüdüğüm yer Kasımpaşa'da dedikleri gibi, delikanlı olun ciğerimi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa'ya seslendi. Ermeni soykırım iddiaları ile ilgili tasarının Almanya parlamentosunda kabul edilmesine tepki gösterdi. Erdoğan, Almanya'nın dünyada soykırım konusunda söz söyleyebilecek en son ülke olduğunu belirtip, bu durum hayatın olağan akışına uygun değildir diye konuştu. Cumhurbaşkanı, oylamaya katılmayan Almanya Başbakanı Angela Merkel'i de eleştirdi. Kendisiyle konuştuğumuzda da bana ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki elimden geleni yapacağım. Senin elinden gelen parlamentoda oylamaya katılmamak mı? Burada eğer dürüst bir davranışın olsa katılırdın. O bir hanımefendi hani reddedi ya. Ha ikinci red de senin oyun olurdu, ben de seni alkışlardım. Bizim geçmişimizle ilgili utanacağımız hiçbir meselemiz yoktu. Bu mesele. Ermenilerin hakkını, hukukunu korumak olmadığını, bunun sadece bir istismardan, bir araçtan ibaret olduğunu gayet iyi biliyoruz. Erdoğan İstanbul'da Türkiye İhracatçılar Meclisi olağan genel kurulu ve Medipol Üniversitesi mezuniyet töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı, soykırım iddialarını destekleyen Yeşiller Partisi'nin eş başkanı Cem Özdemir'e de tepki gösterdi. Kökeni itibariyle buralı ama ben ona bir defa Türk diyemem. Çünkü bu milletin kanının damarlarında olduğu bir insan kalkıp da bu milleti sözde Ermeni soykırımıyla suçlayamaz. Bunu yapamaz. Erdoğan, soykırım ithamını kabul etmiyoruz dedi, arşivlerin açılmasını istedi. Biz soykırım ithamını asla kabul etmiyoruz. Biz bütün arşivlerimizi açtık, açık tutuyoruz. Varsa sizin arşivlerini siz de açın. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden vazgeçmesinin söz konusu olmadığını da vurguladı ama eleştirileri vardı. Türkiye'ye karşı adaletli davranılması, çifte standart uygulanmaması, herkes için hangi kurallar geçerliyse bizim için de aynısının geçerli olması. Biz bunu bekliyoruz. Almanya